taht da, saltanat da sana yaraşırdı canım kurban. Ama ne yapalım? Felek böyle döndü. Ben dünyalık için iktidar istedim Bay Bora. Ağam Allah rızası için. Ben şimdi burada boş küp gibi işe yaramaz otururum. Ağam Gazze'yi fethi için cihat yolunda çabalar. Felek muradıyla döner elbet. Sen bizim başımızda ol da. Aklı erenler ne güzel söylemiş. Baş olmaya heves etme. Ne gelirse başa gelir. Diz toprağa yaslanır da baş düşerse taşa gelir. İyi mi? Sen iyi dersen iyidir canım kurban. Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Biz de yiğit sayılırız. Düştüğümüz yeri de bilmekteyiz. Madem namımıza Musul kaplanı denmiş, biz de namımıza yaraşır olacağız. Pençemizi hakkıyla kullanacağız. Melik Dolat'ın ölümüyle bize olan güven zaten sarsılmıştı. Şimdi bir de Fatimilerin karşımıza dikilmesi iyice zorlaştıracak işleri. Melik Dolat'ın ölümü bizi de Haçlılara karşı zafiyet içinde gösterdi. Haçlı-Fatimi ittifakına karşı gireceğimiz cenkte kimse bize destek vermez. Asıl şimdi destek temin etmenin vaktidir. Fatimiler İslam alemini bölmek ister. Haçlılarsa yok etmek. Alemi İslam için birlik vakti tam da bugündür. Nasıl olacak bu? Çevremizdeki bütün Müslüman idarecileri toya çağıralım. Meselenin ehemmiyetini anlatıp desteklerini alalım. O dediklerinin hepsi bela adamlar. Çağırırsak değil birlik olmak, bir de üstüne sorun çıkartırlar. Hepsi birbirine diş biler. Onları bir kılıp yardım almak çok zordur. Tek çaremiz budur. Ya birliğin rahmetine nail oluruz ya da ayrılığın azabıyla yok oluruz. Selahattin doğru söyler. Müslüman idarecilere haber gönderilsin. Sarayda toy hazırlansın. Gazze'yi fethetmenin de alemi İslam düşmanlarını yok etmenin de tek yolu toydan çıkacak birliktir. Dolat'ın ölümünden sonra ortalık iyice karışmış. Zengilere olan güven sarsılmış. Onlar bu kargaşa içindeyken Gazze'ye asla gelemezler. Önce zengileri, sonra Abbasi hilafetine bağlı bütün devletleri bitireceğiz. Size söylemiştim kraliçe. Bizi karşılarına almaya cesaret edemezler. Gücümüzü gördünüz. Zengilere gözdağı vermenizi takdir ettim. Ama henüz ikna olmadım. Ne zaman ki zengiler bize saldırmaktan vazgeçer, işte ben size o zaman güvenir ve inanırım.
Beyler, emirler, mücahitler, hepiniz davetime icabet ettiniz, şeref verdiniz. Bugün burada alemi İslam'ı bekleyen büyük bir tehlikeyi konuşmak ve inşallah bertaraf etmek için toplandık. Melik Aslanşah nerede? Sultan Nurettin? O halifenin hamisidir. Daha onu getirtememişsin. Bir de alemi İslam'ın meselesini çözmekten bahsedersin. Melik Arslanşah adına ben geldim. Sen ne iyi olursun? Atuşa. Melik Arslanşah muhatabınızın seviyesini görün diye beni gönderdi. Melik Arslanşah gibi hürmetsiz birine de at uşağının ağzıyla konuşmak yaraşırdı zaten. Biz burada beylerle bey gibi konuşacağız. Var git aynen böyle söyle. Bu laflara cevabı da kendisi bizzat verecektir. Biz meselemize dönelim. Haçlılar ve Fatimilerin ittifakı alemi İslam için çok büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Bu tehlikeyi bertaraf etmenin ilk basamağı da Gazze'dir. Fatimiler alemi İslam'ı hakimiyetlerini almak için çaba sarf eder. Gazze'yi de Suriye, Irak ve Anadolu topraklarına geçmek için basamak olarak görürler. Biz Gazze'yi fethedecek kudrete sahibiz. Lakin Gazze'yi aldıktan sonra Fatimiler Haçlılarla birlikte harekete geçeceklerdir. Bunun da Abbasi hilafetine bağlı bütün Müslüman devletleri müşkül bir duruma sokacağına şüphe yoktur. İşte bu sebeple birlik olmamızı icap eder. Burada birlik diye toplanan beyler o saydıklarınızdan daha mı az düşman sanki? He? Şu yağ basan gibileri bize karşı Bizans'la ittifak ederler. Bunlarla mı birlik olacağız? Kafirin dostluğu senin gibi töresizlerin kardeşliğinden evladır. Bizim de niyetimiz aramızdaki düşmanlıkları bitirip asıl düşmana karşı bir olmaktır. Sen Nurettin Zengin'in alalade bir emirisin. He? Bize telkin vermek senin haddine mi aslanım? Selahaddin evvelden benim evladımdı. Hepiniz böyle bildiniz. Şimdi de benim yol evladım olarak büyük muvaffakiyetlere imza atmıştır. Bu toyda da Selahaddin'in sözü benim sözümdür. Senin sözünün ne hükmü olacak ki? Emirinin sözünü kale alalım. Buralarda büyük balık küçük balığı yutar olmuş. Sen kendini büyük balık sanıp birlik telkin ederken dikkat et. Küçük balıklara yem olursun Sultan Nurettin. Sultanım, Batımiye elçisi geldi. Söyleyecekleri varmış. Gelsin. Emir Mülham Hazretleri'nin emriyle geldim. Ne istermiş? Emir Mülham Hazretleri bir şey istemez. Sadece emreder.
Siz hepiniz birbirinize düşman olmuşsunuz. Aranızda birliği sağlayacak kadar kuvvetli bir adam yoktur. Bu yüzden seni ve buradaki herkesi kendisine biat etmeye bekler. Bizim başımız diktir. Kimseye eğmeyiz. Ama bize diklenen başları da gövdesinde bırakmayız. Alın bunun kellesini. Cevabımızı götürün mülheme.